Merhaba arkadaşlar. Yani bizim için kötü bir sonuç. Aslında bütün planlarımızı yapmıştık. Galip gelmek için, tur atlamak için. Camiamız için çok önemli bir maçtı. Maçın başında planlarımız sekteye uğradı. Çok kötü bir gol yedik. Daha önceki Trabzon maçlarında yediğimiz gol gibi. Yani 2-3 gündür aynı pozisyonları çalışıyoruz. Trabzon sadece böyle pozisyon yaratıyor. Birebir bırakmayın. Hadi Sörloth'un vurdurduk. Yani şans da yanımızda değildi. Serdar'ın göğsüne çarptı. Gol oldu. Yani kötü bir başlangıç oldu. Biz böyle kurgulamamıştık. Ama ondan sonra toparladık. Mücadele etmeye başladık. İyi de oynuyorduk. Sonra Trabzonsporlu Sörloth ve Pereira çok profesyonel oyuncular. Tahrik ettiler bizim kulübeyi. Yani Emre'nin kırmızı kart görmesi bizim için sıkıntı oldu. Çünkü maçın sonrasındaki planlamada Emre çok önemliydi bizim için son anlarda. Onu kullanmamız gerekiyordu. Onu da kullanamadık. Sonra yine iyi oynadık. Her türlü her şeyi denedik. Baskıyı yaptık. Kanat hata yaptık. Eksiklerimiz tabii ki olabilir. Ama golü de bulduk. İkinci devrede dengeli başladı. Her an gol atabilirdik. Oyuna biraz daha hareket getirmek için oyuncu değişiklikleri yaptık. Birinci devre Mehmet Ekici'yi aldık. O da iyi tuttu. Sonra gol atmamız gerekiyordu. Deniz'i çıkardık. Orada hata yapmış olabiliriz. Deniz iyi oynuyordu. Ama biz maçtan önce planlarımızı yapmıştık. Ferdi ile oradan orta yapalım. Çift santrfora dönelim. Ondan sonra da yediğimiz gol var. Yani bizim gibi üst seviye bir takımın yemeyeceği goller. Yani her şekilde uyardığımız halde birebir taktik faul yapılabilir, şey yapılabilir. Yani bu üst seviyedeki oyuncuların yapmayacağı bir hatayla ikinci golü yedik zaten. Orada da olay bitti. Ondan sonra iyice risk aldık. Üçüncü golü yedik. Tabii ki Fenerbahçe'nin çok büyük bir yapılanmaya ihtiyacı var seneye. Yani hoca dahil, oyuncular dahil. Yani o oyuncuların hangi kulüpte oynadıklarını, bu kadar büyük bir camiada oynadıklarının farkına varması lazım. Hatalar olabilir ama oyuncuların daha dikkatli olması lazım. Sonuçta kaybettik. Trabzonspor'u tebrik ediyoruz. Bizim için lig devam ediyor. Son ana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Dediğim gibi maçtan önce stratejilerimizi belirlemiştik. Yani ikili forvete dönüp sağdan soldan orta gelmesini bekliyorduk. Yani Deniz'de hata yaptık. Orada kabul ediyoruz hatamızı. Ama ne olursa olsun yani bu kadar kolay gol yemememiz lazımdı. Yani istediğimizi tabii ki o maçta alamadık. Ama diğer önceki maçta taktiksel değişiklikler yapmıştık. Orada ödülünü aldık. Ama Trabzon gibi bir takımla oynuyorsanız bu hataları yapmamanız gerekiyor. Fenerbahçe futbolcusu bu kadar üst düzey oyuncular bu hataları yapmamaları gerekiyor. Artık yani herkes şapkasını önüne alıp oyuncular, teknik heyet, hepimiz, yönetimimiz önümüzdeki senenin planlarını yapmamız gerekiyor. Bu son 6 maçta da Fenerbahçe'ye yakışır bir şekilde mücadele etmemiz gerekiyor. Teşekkürler. Teşekkürler arkadaşlar.